Tabii geleneksel güvenlik kavramında temel aktör ulus devletken insan güvenliğinde birey temel aktörümüzdür. Korunan geleneksel güvenlikte devletin bütünlüğüyken insan güvenliği yaklaşımında bireyin bütünlüğüdür. Temel tehditler geleneksel güvenlikte devletler arası çatışma, nükleer silahlanma gibi konularken insan güvenliğinde bulaşıcı hastalıklar, yoksulluk, şiddet veyahut da devlet içi çatışmalardır. Bu daha çok Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında yaşanmış olan insanlık trajedileri ve devletler arası değil, bir devletin sınırları içerisinde artan şiddete yönelik doğmuş bir kavramdır. Ve 1994 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından açıkça tanımlanmış ve kabul edilmiştir.